Merhaba arkadaşlar, farklı bir build denememle karşınızdayım. Bir Frostblade build deniyorum. Silah olarak Razor of the Seventh Sun kullandım. Bu silahın özelliği Ignite'da olmuş yanmış yaratıklara, yanan yaratıklara %100 increase melee fiziksel damage veriyor. Aynı zamanda her Ignite yaptığınız yaratık için de %1 maksimum damage veriyor. Frostblade'i melee fiziksel damage, weapon elemental damage, multi strike, hipotermia ve cold penetration ile kullandım. Neden hipotermia kullandım? Chill olan yaratıklara karşı %35 more damage veriyor gördüğünüz gibi. Aynı zamanda chill duration'ı arttırıyor. Ve chill yaratıklara %10 freeze veriyor. Peki chill efekt nereden gelecek? Gördüğünüz gibi bu kolyede de 1 saniye tüm yaratıklara, yani burada her yaratığa chill efekt veriyor. Aynı zamanda kör yapıyor. Ve %20 cold penetration veriyor. Çok güzel bir kolye. Bunu taming prismatic ring ile kullandım. Her freeze olan aynı zamanda ignite oluyor. Ignite olma sebebi de bu eldiven. Cold damage ignite yapabiliyor. Ama chill ya da ne diyeyim, freeze efekt engellenmemiş oluyor. Hala dondurabiliyor yaratıkları. Aynı zamanda yakıyor arkadaşlar. Freeze damage'imi de bu yüzük sayesinde daha da sladım. Boost. Normal bir kafalık kullanıyorum. Herhangi bir ayakkabı kullanabilirsiniz. İkinci bir körsü denemek amaçlı şimdilik bunu kullanıyorum. Eldiven dedim. Her freeze ve ignite'da %10 damage arttırıyorum. Büyük ihtimalle şöyle bir hani kalabalık bir yaratığa vurduğumda %200 damage falan çok rahat görüyorum. Increase %200 damage. Burada cold penetration 33, kolyeden 20 geliyor. Talent'te şu jevellerden iki tane kullandım. Buradan da 30 geliyor. Ya toplamda şöyle 100-110 herhalde cold penetration rahat oluyor. Şuradan var 8, daha buradan açmamışım 5. Yani 100-110 cold penetration rahat olacak. Şu an herhalde bir 100 var, 110 falan olacak. Bu da %100 more damage'den daha etkili. Özellikle riskli yaratıklara DPS'iniz düşük olsa bile penetration çok fazla etki ediyor. Silah da ignited olan yaratıklara karşı increase %100 2 kat damage veriyor. Build bunun üzerine kurulu. Powerblank %50 damage arttırıyor. Damage'in projectile kısmına tabii bunu ekliyor. Onun haricinde Resolute teknik kullanıyorum. Crit build olmamasına rağmen gayet etkili. Zaten birazdan da görürsünüz. Endgame bir build değil. Daha 79 levelim. Bir 10 level falan daha alsam talentte daha verilecek birçok can kısmı var. Daha vermedim bunlara. Şurada var. Damage notlarım eksik. Damage notlara veririz. Build bu şekilde. Şimdi bir map yapalım. Krematorium map yapıyoruz. Burada Monster cannot be slowed below base speed diyor. Her ne kadar base speed'in altına düşüremesek de, yani dondurma efektleri çok da etkili olmasa da yine de işimizi görür. Çok fazla önemli değil. Kolye güzel. Kolyenin kör yapma özelliği, aynı zamanda chill yapma özelliği yaratıklara bayağı bir uzaktan vururken bize defans da sağlıyor. Come to me, exile. Şöyle bir deneyelim. Bitti mi burası? Hemen bitmiş. Build daha tam oturmadı. Aslında hala leveling kısmındayım. Oturduktan sonra belki bir daha çekebilirim. Çok fazla vaktim olmuyor. İş çıkış akşamları 1 saat 2 saat oyuna girersem giriyorum. O yüzden öyle end game mapleri falan fazla yapamıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel kesiyor. Resolute teknik kullanmama rağmen de neredeyse birçok yaratık freeze veya ignite oluyor. Herald of Ashe'in hover damage'in çevreye vurduğu şey de Ignite de bayağı aslında yüzük sayesinde bana bonus damage veriyor. Bu arada şu şeylere göstermedim. Onları da hızlı bir şekilde göstereyim.
Damage, kesmen damage take'ında Frostbomb kullanıyorum. Frostbomb da 20 cold penetration veriyor. Cold resist düşürüyor diyeyim daha doğrusu. Yere düşüyor. Bu amaçla kullanıyorum. Bu normal hareket amaçlı. Kesmen damage taken, Blood Rage, Frostbite. Burada Arctic Armor, Health of Ash ve Hatred kullanıyorum. Kesmen damage taken, Calling Strike, Chance to Ignite, Firestorm kullanmamın sebebi Ignite ile birlikte çok fazla yakma şansı olduğu için yaratıklar aslında DPS olarak bir katkısı yok ama yaktığı her yaratık bana %2, iki tane yüzük kullandığı şey kılıç kullandığım için %2 life veriyor. Yani çok güzel bir aslında life regen sağlıyor. O amaçla kullanıyorum. Daha yüzükler şey yani flasklar bile öylesine kullanılmış leveling amaçlı. Yani daha build tam oturmamasına rağmen gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde yüksek level mapleri temizleyebiliyorum. Canım 4800. Herhalde şey bittiğinde böyle bir 10 level falan sonra canım 6000'e yaklaşır. Neyse yaratık kesmeyeyim direkt zaten boss'a gidelim. Zaten 3 aşağı 5 yukarı DPS falan fark ediyor. Oraya çıksa. Bu bildiğim bu şekilde sormak istediğiniz şeylere cevaplamaya yardımcı olabilirim. Başka herhalde anlatılacak bir şey kalmadı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.